kendimi ya bir soruna maruz kalmış ve o sorunun çözümü için önce kendi mücadelesini vermiş. Sonra o sorunun aslında kaynağını keşfedip sorunu kaynaktan çözmek üzere çalışan bir sosyal girişimci olarak tanımlayabilirim. Spesifik olarak bir ad veremiyorum ama şöyle bir şeydir. Ben şunun farkındayım. Yani içinde olduğum toplumla ortak yaşıyorum ve orada benim bazı yeteneklerim var. O yeteneklerimi aslında o toplumun faydasına kullanmam gerektiğine inanıyorum. O yüzden bu yolda yürüyüp bunu kullanıyorum aslında. Temiz Giysi Kampanyası Derneği aslında tekstil işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek üzerine çalışan bir dernektir. Bu da aslında tüketicileri örgütleyerek oradan aldığı yumuşak gücü markalara karşı kullanarak işçilerin talepleri lehine adımlar attırıyor. Tüketicileri aldığı kıyafetlerle ilgili daha sorumlu davranmaya, daha bilinçlenmeye yönlendiriyoruz. İnsanlara aldığınız kıyafetlerin etiketlerini okuyun, sorgulayın, ne giydiğinizi bilin. O giydiğiniz size ne fayda sağlıyor, kime ne fayda sağlıyor, birine zarar veriyor mu, vermiyor mu, bunu sorgulayın istiyoruz. Aslında Bego Jeans'i kurmamın sebebi tekstildeki bir ürünün üretim maliyeti ile satış değeri arasındaki büyük farktı. Tekstilde bütün bu farkın bütün sorunlara sebep olduğunu gördüm. Genelde bütün gücü markalar elinde bulundurup aslında aşağı doğru yaymıyor. Ben de aslında tersinden bir pamuktan tüketiciye kadar bir ürünü takip edip her adımının adil bir şekilde üretildiğinden emin olmak için bir örnek oluşturdum. Bu örneği de aslında insanlara şu şekilde sunuyorum. İnsanlara minimum 5 yıl, işte 10 yıla kadar bir ürün giymeleri için bir arasında bir ürün yaptım ve onu sunuyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Markalar genelde insanları fazla alışverişe yönlendiriyor. İşte alışveriş çılgınlığı oluyor biliyorsunuz ülkemizde. İnsanlar ihtiyacı olduğu kadar kıyafet almalı. Ben de aslında buna yönelik bir ürün geliştirdim. İnsanlar aslında hiçbir şekilde bir kimyasala bulaşmamış, adil bir şekilde yapılmış bir ürün bulacaklar. Ve bu ürün üzerinde birçok yazılar var, notlar var. Bunları okuduğumda hem bilinçleri artmış olacak, hem aslında neleri farklı yapıyoruz. Eğer bu insanlar başka ürünleri başka markadan da alıyorlarsa yarın gidip onu sorgulamaya başlayacaklar. O yüzden aslında bir bakıp okusun istiyorum. İhtiyaçları varsa alsınlar. Aslında şöyle, yani hiç böyle düşünmemiştim. Bu bana ne kattı diye düşünmemiştim ama neler yapabildiğimi görmüş oldum aslında. Ben bu mücadeleye başladığımda aslında 2007'de 2008'de bilgisayarla tanıştım. Bir doktorun bana bir bilgisayar programı, bir bilgisayar kursu hediye etmesiyle programcı oldum aynı yılın sonunda. Bu mücadele aslında bana yeni bir dil kattı. Ve şunu öğrendim aslında ben burada. İnsanoğlu odaklandığında, bir şeyi çözmek istediğinde içinde gizli yetenekler var. Bunları keşfedip ortaya çıkarıp o çözüm için bunları kullanabiliyor. Ben kendimde bunları fark ettim, bunları gördüm. Benim önerim aslında sorunu çözmeye odaklanmalılar. Yani orada aslında kendilerini sürdürülebilir yapmak yerine o sorunu çözüp aslında sorundan mağdur olan insanların mağduriyetini gidermeye odaklanmaları. Ve bunun sonucunda aslında çok ciddi bir mükafat var. Bu mükafatın verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor. Mesela ben kod kullanma işçileri için bir yasa çıkarttırdığımda yani işçilerin sokakta beni görüp işte bir çayımızı iç dediğinde o gözlerindeki ışığın bana verdiği mutluluğu dünyada hiçbir şey vermedi maalesef. Böyle bir mutluluğu görecekler, bunu vaat ediyorum onlara. Dayanışma içinde çalışmak gerekiyor. Yani Türkiye'de 900'de bir sosyal girişimci varmış, böyle bir rakam duyduk ama biz bu insanların çoğunu tanımıyoruz. Eğer ortak bir amaç için mücadele ediyorsak, dünyayı daha güzel bir yer yapmak için beraber mücadele etmeliyiz. Bir araya gelmeliyiz. Birbirimizin elinden tutmalıyız. Birbirimizin eksiklerini görüp kapatmalıyız. Birbirimize aynalama yapmalıyız. Yani ancak bir değişimi, yani değişimi yaratacak insanlar bir araya geldiğinde mümkün kılabilirler ve kolay kılabilirler. Tüketicilerin sorumlu olmalarını istiyorum. Tüketiciler kendi ellerindeki gücün farkında olmalı. Dünyada değişimi, özellikle tekstilde değişimi yaratacak kişiler tekstilin tüketicileridir. Ama bu gücünün farkında değiller.
hala bizi, hepimizi markalar yönlendiriyor. Ne giyeceğimize, ne kadar süre giyeceğimize, nasıl giyeceğimize onlar karar veriyor. Tüketicileri sorumlu davranıp aslında elindeki gücün farkında olmalarını istiyorum. Bunun farkında olmalılar. Aldığı ürünün bütün hikayesini sormalılar. Ürün nerede yapıldı, nasıl yapıldı, bu ürün bana zarar verir mi, başkasına zarar verdi mi? Bu ürünün içindeki materyal ne, bunun materyali sürdürülebilir bir şey midir? Yani sonuçta dünyayı kurtaracak bir şey de olabilir o. Onları da aslında bu alana davet ediyorum. Yani markalara biz başından beri çok mesaj veriyoruz aslında. Markaların adil olmaları gerekiyor öncelikle. Yani kendi ellerinde güç var. Değiştirme gücünü kendi ellerinde bulunduruyorlar. Bunu kullanmaları gerekiyor. Yani kendi tedarik zincirini aslında bir çırpıda değiştirebilir bütün markalar. Bir yaşam ücretiyse marka gücü elinde bulunduruyor ve direkt verebilir. Ve istediği tedarikçisine istediği değişimi yaratabilir. Bu değişimi sadece talep etmek yetmiyor. Bunun için aslında bütçe de harcamak gerekiyor. Dolayısıyla bir ürünü alırken aslında değerinde almaları gerekiyor. Bir ürünü alırken bu bütün farkı göz önünde bulundurup o ürünün maliyetinin üstüne eklemeleri gerekiyor. Onlardan beklentimiz bu. Yani bu dünyada ortak yaşıyoruz. Zannetmesinler ki işte küresel ısınma Avustralya'yı yaktı, buraları yaktığında sadece bizi yakacak, onları da yakacak. Dolayısıyla çözümü de ortak hepimizin elinde. İşbirliğini açığız. Bizim derdimiz aslında biz bir sosyal fayda sağlamaya çalışan bir girişimiz. Dolayısıyla sosyal fayda odaklı bir işbirliğiyle sonuna kadar açığız. Bizim begojes.com web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirler. Konuşabiliriz. Beraber neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz. Sonuna kadar açığız bunu.